Yani şöyle çok basit bir şey söyleyeyim. Birisi bana Levent Bey filan kalemi siz mi çaldınız diye sorsa ben de çalmadığımı ispat etmeye kalkmam büyük bir ayıptır. Çünkü orada hırsızlık isnatıyla karşı karşıya kalmışımdır zaten başlı başına. Anlatabiliyor muyum? Evet. Halbuki nasıl böyle bir söz söylersinizle başka bir tavır takınır ama zaten oradaki bir grup FETÖ'cünün ortaya attığı bir dedikodu Nun bu kadar ilgi çekiyor olması da vahim. Yani insanlar şöyle bir şey demiyor, olmaz böyle bir şey demiyorlar. Olabilir ihtimalini veriyorlar ve ana muhalefet lideri de film yayınlamak zorunda kalıyor. Orada bazen sözün ağırlığı diye bir şey vardır. Öyle bir cümle, öyle bir ses tonu, öyle bir bakışla bir cevap verirsiniz ki bir daha insanlar o konuyu ağzına almazlar zaten. Ama film yayınlıyorsanız sözümün ağırlığı yok anlamına gelir o insanlar demek ki benim sözüme inanmıyorlar. Peki geçtiğimiz haftanın en bence manşeti buydu. Bu haftaya geçelim. Özgür Özel'in çok açıklamaları var. Bakalım bunları bu kez sözlerinin ağırlığı var mı diye okuyacak mısınız, okumayacak mısınız bilmiyorum. Ama şuradan bir başlayalım. Bir gösterişli elitist, gösteriş müptelası elitistler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'yi konumlandırdığı nokta, eee Tuncay Özkan'dan gelen zübbe çıkışı, karşılıklı işte açılan soruşturmalar. Ekrem İmamoğlu bugün daha doğrusu dün bir açıklama yapmış. Muhatap almıyorum. Çok seviyesi düşük laflar diyor. Konu Vaniköy'den başladı aslında. Vaniköy'deki o yapılanma, yapılaşma, ardından gelen tartışma Cumhuriyet Halk Partisi gösteriş müptelası bir elitist parti mi? Bunu sormak isterim. Tuncay Özkan bu tweet'i bilerek mi attı? İkinci sorum da bu. Şimdi şu anda gösteriş müptelası elitist olmayan bir siyasetçi var mı? Oradan başlayalım. Yani gücü elinde bulunduranlar olarak baktığımızda Yüzde birlik hiçbir gücü olmayanları söylemiyoruz. Ondan imkan yok. Henüz paraya ulaşamamışlar biliyorsunuz. Paraya ulaşıp da har vurup harman savurmayan, halkın parası üzerinden kendine lüks şatafat bir hayat sürmeyen siyaset var mı? Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP ile ilgili söylediklerinin bana göre önemli bir kısmı doğru. Ama bu doğruluk Cumhurbaşkanı'nın haklı yapmıyor. Çünkü eğer bir güç şatafat varsa ne yazık ki bu Erdoğan'la, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la başlamış bir alışkanlığa dönüştü Türkiye'de. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce e, ee, devlet imkanlarıyla seçim kampanyası diye bir şey yoktu. Bir gelenek yoktu Türkiye'de. Cumhurbaşkanı'ndan önce devletin 13 tane uçağı da yoktu. Saray giderleri diye bir şey de yoktu. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'dan önce yurt dışına uçakla makam arabası götürmek de yoktu. Bütün bunlar böyle giderek bir şeye dönüştü. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan eleştirdiği şeyin öğretmeni pozisyonunda. Yani Türk siyasetine ne yazık ki bu şeyi, elitist ya da şu şey şatafatlı bir para harcama kültürü biraz er, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerleştirdiği bir siyaset anlayışı oldu ve CHP de onu takip ediyor. O yüzden söyledikleri doğru ama haklı öğretmeni diyorsun. Öğretmeni Peki, pozisyonunda. Şurada şunu yani şeye baktığımızda elitist. Ben mesela elit Peki Cumhuriyet Halk Partisi'nin gösteriş müptelası kısmını çekecek olursak elitist bir siyasi parti olarak nitelendirmek mümkün mü? Nedir ki elitist? Onu bilmiyoruz. Kim nedir yani? O, öyle bir o elitistliği ben biraz e, böyle kendilerince başkasına yapıştırılmak istenen bir kimlik tanımı olarak görüyorum. Öyle bir elitist durum görmüyorum. Evet şey İmamoğlu gibi bazı belediye başkanlarının hal ve davranışları işte Roma'ya gazeteci uçak özel uçak kiralamak, Almanya'ya maça giderken özel uçak tutup yanında kuaförünü götürmek falan bunlara baktığımızda evet bir lüks şatafat düşkünlüğü var halkın parası üzerinden. Ama elitistlik anlamsız tanımı olmayan bir kelime. Neyi kastediyorlar? Topluma tepeden bakmayı mı kastediyor? Elit, elit, elit olmak da çok da kötü bir şey değil. Biraz şey olmak lazım yani. Kulağa çok elit, şimdi avam elit. E, avam mı olalım elit kulağa mesela? kötü gelmiyor yani. Yok avam mı olsun mesela. Yani avam kötü geliyor elit kötü gelmiyor. Ben bana gelmiyor. Bana da gelmedi. <gülüyor> <gülüyor> yani şey birini e, suç ben yani bir kelimeyi birini suçlayıcı olarak kullan kullanabiliyorlar genelde ama Peki, o kelime. O... o zaman şunu sormak istiyorum şundan dolayı diyorum. Şimdi gösteriş müptelası bir elitizm Tunca Özkan'dan gelen seni zübbe diye başlayan o cümle. Şimdi gösteriş müptelası elitizm e, kulağa çok korkunç gelmiyor. Hani diyoruz ya elitist, abam değil yani elit. Şimdi elitist mi daha ağır, vatan haini mi? Birine mesela elitist deseniz mi daha çok sert hakaret etmiş olursunuz, vatan haini de dediğiniz mi? Elitistlik… Değil değil mi? Yani kimisi tarafından mesela, tam tersine daha hoş karşılanıyor. MHP ile CHP arasında sürekli bir polemik var. İş vatan hainliği suçlamasına kadar gidiyor… Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elitist cümlesinden rahatsız oldukları kadar vatan haini suçlamasından rahatsız olmuyorlar mesela. Size ilginç gelmiyor mu? Mesela Tuncay Özkan gibi biri aylardır CHP ile ilgili tonlarca kelime söyleniyor, demleniyor diyor. PKK'nın gölgesinde diyor. De, de, diyorlar değil mi? Evet. En kabat yorumla vatan haini deniliyor. Bunların hiçbirinden alınmıyor. Rahatsız olmuyor. Ha? Rahatsız olmuyor mesela. Elitist burada kendini toplumdan toplumun zevklerinden izole ederek daha seçkin zevkleri olan ya da öyleymiş gibi gösteren insanlar. Hiçbir şey değil yani biraz. <laughs> hani Tuncay Özkan'ı ben de işte <laughs> hani seçkin zevkleri. Tunçay Özkan'ı <laughs> ki başka ama. Ne? Işte, Tuncay o Özkan. Karanlık bir adam. Ne adam? Karanlık bir adam. Yani Tuncay Özkan'ın piyasada ilişkilerini herkes bilir. Tuncay Özkan zamanında eski mit müsteşarı Şengal Atasagun' çok yakın çalışan bir insandı. Genelde yaptıkları, ettikleri mevcut iktidarı ters manyel üzerinden desteklemek üzerine kurulmuş bir politikadır. Ta ki Cumhuriyet mitinglerinden alıp gelelim. Cumhuriyet mitingleri bir anlamda AK Parti'nin toplumsal anlamda e, taraftar toplama hamlesi, ters manyel üzerinden. Yani muhafazakar kesime... Mi iktidardan uzak tutma çabasına toplumun bir refleks vereceğiydi. O Tunca Özkan eliyle yapılmıştı. Tunca Özkan aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023 adaylığını da organize eden bir isimdir. Dahası bütün kampanyayı yöneten ama kampanyada berbat durumda olmasına rağmen önerilen isimden hiçbirini partiye kabul etmeyen ve sağda solda Kemal Bey aday yaptık ama Türkiye'yi kurtaramayız belki e, CHP'yi kurtarabiliriz dediği söylenen, ben bunu Kemal Bey'in kendisine söylemiştim. Ne demişti? Tuncay Bey böyle diyormuş sağda solda ve sizin adaylığınızı organi organize ediyor. Bunu görmedin, fark etmiyor musunuz demiştim de o da farkındayım. Biliyorum ama takılma, değil falan demişti. Tabii tabii. Ee, Tuncay Özkan'ın... Bu daha önce açıklamış mıydınız? Tun Tuncay Özkan'ınki biraz şey... Peki yani ne demek istiyorsunuz yani? Tuncay Özkan Türkiye'de demiş. siyaseti dizayn eden odaklarla çok içli dışlı bir arkadaş. O odakların kurguladığı siyasi amaçlar doğrultusunda söz ve eylemlerde bulunan biri. Şimdi bir cumhurbaşkanına zübbe demenin ne tür sonuçlar doğuracağını az çok kestirebilen bir insan. Onu bilir. Zaten tam da o sonuçları doğursun diye yapılmış bir şeydir. Niye? Tuncay Özkan 28 Şubat dönemindeki baskının sembol isimlerinden biridir. Muhafazakar kesim bilir. Muhafazakar kesimde Tayyip Erdoğan'dan nefret etse hiç oy vermeyeceğim demiş olsun. Diyelim ki bugün saadetli olsun, gelecek partili olsun, devalı olsun. Ama Tuncay Özkan'ın konu olduğunda Tayyip Erdoğan'ın yanında yer alırlar. Hmm. Çünkü bu bir artık bir siyaset olmaktan çıkar. Eski travmaların, baskıların o dönemin, 28 Şubat döneminin bir sembolüyle bir kavgaya dökülür. O kavgada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etrafında muhafazakarların kenetlenmesi anlamına gelir. Tuncay Özkan'ın ki biraz buna matuf yapılmış bir şey olduğunu düşünüyorum. O zaman dökülürüm. CHP içerisindeki bir... Bilgi... CHP ile alakası yok. Başka odaklar. Tuncay Bey, ee, dikkat edin son 2-3 aydır hiçbir konuda konuşmuyor. Mesela dediğim gibi, yani kendilerine vatan haini diyen Ler var bu ülkede. Evet, ama Tuncay Özkan şunu kabul etmek lazım. Ee, tabii kendisine de söz hakkı doğuyor, ismini de zikretiyoruz, Buyursun gelsin. Ben e, yıllardır televizyonlardayım. E, kendisini defalarca yayınlarıma almaya çalışmış bir insanım. Ulaşılması çok zor ve yayınlarımı hiç alamadığım isimlerden birisidir Tuncay Özkan. E, hani şunu demek istiyorum. Zaten çok fazla görünmez çok fazla konuşmaz. Hayır, şöyle en azından bir kere şey 2023'e kadar yani seçimlere kadar etkiliydi. Sosyal medyada etkiliydi, tweet atardı, konuşurdu. 2023 seçimlerinden sonra bir çekildi. Hiçbir konuda bir yorum yapmıyordu. İlk yorumu da bu elitist bilmem şey üzerinden zübbe kelimesiyle topa gitmesi Bunu ve tesadüf sert olarak Asla ben tesadüf olarak değerlendirmiyorum. Onun birkaç tane hedeflerinden biri olduğunu yani birkaç hedefi olduğunu düşünüyorum. Bir tanesi dediğim gibi bir buradaki bir konsolidasyon yani muhafazakar kesimde yani o kelimenin e, dindar muhafazakar kesimde yaratacağı etkiyi az çok tahmin ediyorlardır. İkincisi muhtemel bir CHP ile AK Parti arasında Hafiften de olsa bir yumuşama, bir şey varsa, ihtimali varsa onu da dinamitleme aynı zamanda. Hmm. Normalleşme sürecine evet, bir dinamit Evet, normalleşme koymayı. sürecine de. Peki bu Özgür Özel'e bir altına da bir dinamit koyma mı? Ee... Özgür Özel oyuna gelmeyin arkadaşlar demiş. Muhtemelen. Özgü... Şöyle diyor, ha. normalleşmeyle ilgili Özgür Özel diyor ki... E... Normalleşme sürecindeyiz diyor. Ama normalleşmeyi şöyle değerlendirmeyin diyor. Tam cümlesini bulacağım ki yanlışlık olmasın. Ee, i̇nşallah bulacağım. Ha, normalleşme bugüne kadar muhalefeti eksik yapmaya yol açacak hiçbir unsuru içermedi. Ee, normalleşme milletin tümünün sesini duyurmaktır. Yaptıkları tek bir yanlışa sessiz kalmamaktır. Çalışma arkadaşlarımın bu oyuna gelmeyecek dirayetli olmasını istiyorum. Yani normalleşme sürecini halen devam ettirmeye çalışıyor. E, ama oyuna gelmeyin diyor. Bu sözleri Tuncay Özkana mı okumak söylemek söylüyor bilmiyorum. Oyuna gelmeyin mesajını vermiş. E, şimdi Özgür Bey'in kafasındaki normalleşme ile muhalif kesim, muhalif kamuoyu arasındaki ka, e, muhalif kamuoyunun kafasındaki e, normalleşme algısı aynı değil. Bir grup CHP'de iktidar kavgası veren Parti içi iktidar kavgası veren bir grup normalleşmeyi biraz farklı bir anlam yükleyerek özgür özel üzerine CHP tabanını kışkırtma politikası olarak uyguluyorlar, görüyorlar. Hmm. Yani şimdi bugün Türkiye'de bir muhalefet eksikliği varsa bunun sebebi normalleşme değil. Bunun sebebi başka. Sahici bir muhalefetin olmaması. Ama Türkiye'de sanki Özgür Bey normalleşerek gerçek bir muhalefet yapmıyormuş gibi bir algı yaratıyorlar. Gerçek bir muhalefet sadece bugün değil. Son 15 yıldır yapılmıyor. Yani Kemal Bey döneminde de gerçek bir muhalefet yoktu. Bugün de yok, geçmişte de yok. Gerçek bir muhalefetten kastım şu. Tepki göstermek, kınamak, ağdalı cümlelerle işte mevcut iktidarı yerden yere vurmak laf üstünlüğü sağlamak, çok böyle şey kafiyeli cümlelerle, çok güzel sözlerle karşı tarafa haddini bil, bu muhalefet değil. Bunu biz de yapıyoruz, yazarlar da yapabilir, yorumlucular da yapabilir. Muhalefet eylemsel, yani mevcut iktidarı e, durdurabilecek politikalar geliştirmekle ilgili. Durdurmak herhangi bir konuda, diyelim ki tarım konusunda mevcut iktidara uyguladığı politikanın tersi adımlar attırmaya zorlayacak bir eylem, bir politika. Muhalefet budur. Ya da iktidar ülkeyi bir yere doğru sürüklüyorsa onun önünde set olacak. Biz son 15 yıldır bir tane bile, bir tane bile somut, eylemsel bir muhalefetlik görmedik. Bir tanesi var, o da Kemal Bey'in biliyorsunuz adalet yürüyüşü. Hı. O da anlamını yitirmiş, boş bir yürüyüş yani sonucu olmayan bir amacı. Yeni yönetim de yap yapamıyor mu bunu? Yeni Yapsın bir yönetim. anlamı yok. Ben bundan bahsetmiyorum. Anladım. Ben somut toplumun ilgisini, gücünü, isyanını, itirazını arkasına alıp iktidarın karşısına dikmekten bahsediyorum. Şimdi diyorlar ki mesela, çok basit bir örnek vereyim. Özgür Bey niçin erken seçim istemiyor? İstedi dün. Evet işte Söylüyorum. erken seçim istemenin iki yolu, yani bir şu yol şu mudur? Biz erken seçim istiyoruz. Diyor ki bu memlekette geçim yok, geçim yoksa seçim var. E, CHP olarak bugünden hazırız, dünden razıyız, getirin sandığı o zaman görün demiş. Dün söylüyor. Bunlar laf, bu seçim istemek değil. Ha, Seçim nasıl istenir? İşte onu tam söyleyecektim. Şimdi iki türlü yönü var. Ya bir tane böyle hiçbir anlamı olmayan ortalığa bir laf atarsınız, muhatabı da yok, etkisi de yok. Ya böyle… O ya... bu. Bu. tamam Ya da mesela örnek veriyorum. sesli düşünülerek söylüyorum. Meclisten çekiliyoruz kardeşim. O. Ya seçim getirin ya biz meclisten çekiliyoruz. Eğer erken seçim almıyorsanız biz mecliste yokuz. Zaten bir anlamımız yok ki mecliste gibi. Örnek veriyorum böyle. Şimdi eylemsel dediğim bu. Zorlamak. Şimdi bunları yapmayıp ben erken seçim istiyorum. E iste. İsteyenin bir yüzü bana. Ahmet Şık yapmış bunu. Gibi Ahmet Şık da söylüyor da ben örnek olarak söylüyorum bu bir tanesi. Meclisi terk etmeli. Başka bir Kursu sürü, hakkını... başka tonlarca bir dakika. E, politika bir geliştirebilir. Dakika. Meclisi, Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet olarak meclisi terk ediyor olması toplum nezdinde böyle bir e, korkuya şey getirmez mi? Yani AK Parti de demez mi iktidar diye terk edersen et? Öyle diyemez. Hmm. Yani şöyle diyemez bir kere bir meşruiyet sorunu yaşamaya başlar. Ve zorlar. Ya, bu da Türkiye için bir risk değil mi? Yani evet. ana muhalefetin meclisi terk ediyoruz. Yani bir seçim istiyoruz. Ne yarıyor mecliste siz bana söyleyin. Yani, ne yapıyor? Ya, sonuçta yasama bilmiyorum. Yok yani, ki var o yok zaman yok. Hayır şimdi şöyle biz normal bir ülkede yaşıyoruz da muhalefette kaos çıkarıyor değil. Hmm. Ekonomide ciddi sorunlar var, tarımda çiftçinin sorunu var, emeklinin sorunu var, eğitimde sorun var, iç siyasi parti devleti görünümünde sorun var. Birçok sorunlar var. Yani bir ülke dar boğazda. Yani bir ülke dünyadaki en yüksek enflasyona sahip, bir ülke dünyadaki en yüksek faizi veriyor. En yüksek faizi ödüyorsunuz. Bir ülke içeride bir tek adam rejimi dediğimiz parti devleti görüntüsü giderek kurumsallaşıyor. Şimdi böyle bir ülkede ve bir yerel seçim olmuş, iktidar oylarının önemli bir kısmını kaybetmiş. Toplumsal isyan var belli toplum kesimlerinde. Diyelim ki örnek veriyorum, toplumun 168'i parlamenter sisteme dönülmesini istiyor gibi. Şimdi bunu bunu bir eyleme dökmeniz lazım. Bu meclis, yani böyle anlarda böyle kararlar, radikal kararlar vermezseniz bir iktidarı durduramazsınız.